baş için bir çember çizmekle başlıyoruz. Bu bir horoz olduğu için vücudunun geri kalanına kıyasla kafasının oldukça küçük olması gereklidir. Sonra her bir bölüm arasındaki mesafeye dikkat ederek gövdesi için iki çember çiziyoruz. Horozun son iki çemberini birbirine yapışık çizelim. Aralarındaki kısımları birleştiriyoruz. Boyun çizgileri bu çizgiyi takip ediyor. Ayaklarındaki eklemler bir insanın eklemine göre terstir. Bir tavuğa kıyasla horozun kuyruğu oldukça büyüktür. İbiğini yapalım. Bitirmek için keçeli kalem kullanabilirsiniz. Gaganın üstündeki kabartıyı unutmayalım. Burun deliklerini çizmeyi unutmayın. Bu şekil tüylü bir hayvan olduğu için taslağı çizmek biraz zor olabilir. Bacağın üzerinden kanadı çizin. Kuş tüylerini çizin. Şimdi çizimi tamamen bitirmek için orijinal taslağı silin. Gagasının altındaki ibiği çizmeyi de unutmayın.